Aynen ha. Şöyle defans sadece Dixon'la sağ bek. Lay 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 lay. Yok. Rakip geliyor. Çok etkili. Git 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 git. At bakalım Rum. Dedim ki çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fırkoloji. Bugün birlikte ne yapıyoruz? Evet, çok farklı bir diziliş var. Çok farklı bir challenge var. Hani kimsenin yapmadığı bir şeyi yapacağım. Şöyle göstereyim ben size. Şok olacaksınız. Evet, biliyorum. Defans yok. Hani herkes de şöyle ağırlıklı defans veriyor. Ağırlıklı hücum falan veriyor. Bende hiç defans yok. Bu challenge'ı deneyeceğiz. Bakalım bu challenge güzel işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi maça geçeceğiz. Maça geçmeden önce videoya like atıp abone olursanız sevinirim. Şöyle de ben klasman kasmayı sevmediğim için klasman 4'te kalmışım zaten. Gördüğünüz gibi. Hani klasmanla bir ara kasarız beraber. Onu da bir video haline getiririz. Şöyle hemen bir maça geçmek istiyorum. O zaman hadi maça. Evet abi, rakip geldi. Şimdi rakip diyordur ki bu nasıl bir diziliş? Bu nasıl bir şey? Şoktadır. Umarım dizilişime bakmıştır. O rakibin dizilişi bayağı iyi. Yani diziliş yönünden söylüyorum çünkü şöyle bir bize baktı mı abi, düşünsene ya, şöyle şeylerim var. O kim? Gabriel Batistuta mı? Gabriel Batistuta'yı o zaman eli Haaland'ın yerine koyalım. Evet, tamamdır benim açımdan. Evet abi, maça başlıyoruz. Şimdi rakip demiştir ki ne, bu nasıl bir diziliş, bu nasıl şey, dedi ki defans yok, aradan pas vererek geçiririm, gol atarım demiştir kendi kendine. Şimdi biz buna müsaade etmeyeceğiz tabii ki de. Çünkü niye diye soracak olursanız, bu challenge'imizin adı defans yok challenge'i. Şöyle Rummenigge'yi görebilir miyiz dedik. Uzaklardan bir attık ki yok. Pasımızın denemesi son oldu. Şöyle Alexander Garnacho ile geliyor. Alejandro, pardon, Alexander diyorum. Alejandro Garnacho ile geliyor. Şöyle aldık mı mevsimizden? Alamadık. Dixon'un tekrar Garnacho, tekrar şöyle attık. Bu nasıl bir şey oldu, ben anlamadım ki. Navanday karşısında sen hiç kalırsın orada. Cüce kalırsın onun karşısında. Evet. Dikş. Aldık. Şöyle Attık bir. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir. Abi. Aynen. Ha. Şöyle şuradan bir plase. Abi yapma işte ya. Sağ ayağınla atıyor. Sola değil mi? Sen. Abi yanlış mı hatırlıyorum? Ben mi? Yemin ediyorum oyunun en iyi forveti böyle yapıyor ya. Şöyle ver Neymar abi. Ver Neymar'a. Ver onu Neymar'a. Evet, şöyle Rummenigge. Şöyle Batistuta alamadı. Tekrardan Rummenigge. Tekrar alamadı. João Félix. Garnacho ile geliyor. Dixon'la karşılıyoruz kademede. Şöyle yaptık abi. Schneider'imizi şöyle aldık. Verdik. Şöyle evet abi yapma. Abi ne oluyor? Sen niye öyle bir pas verdin ki? Abi yapma işte bunu. Ne oldu orada mı? Mahalle maçına döndü ya. Mahalle maçına döndü ya. Şöyle at abi. Ver pasını. Olmadı. Antonio Min. Rodri abi, orada 3 tane oyuncuyu geçtik ya. 3 tane oyuncuyu boşa düşürdük var ya. Şimdi geliyor rakibimiz. Şöyle bir atalım bir Neymar'a. Sonra şöyle verelim. Kaçıralım bir Neymar'ı. Ver pasını abi. Artık sürdürme şu topu. At bakalım Neymar'a. Evet, şöyle ver abi Batçu'ya. Ver bakalım bir Schneider'e. Şöyle Schneider'den uzaklardan denemek istedim. Olmadı. Şöyle yapalım. Tekrar olmadı. Adam sürdürüyor hala topu. Pası vermiyor zamanında. Şöyle atalım abi son yönünle. Şöyle Neymar'ı bir kaçıralım. Şöyle bir çalım denemesi yaptık ki atmadı. Abi var ya, yemin ediyorum zorlanıyorum bu dizilişte. Şöyle Schneider. Şöyle evet. Gelemiyor. Abi defansımız da yok ki. Defans sadece Dixon'la sağ bek, sol bekimiz var. O da Koster Kurt'a. Yani defans yok. Gelmedi top. Top gelmedi. Cancelo'da kaldı. Şöyle tekrardan aldık. Tekrardan verdik. Şöyle. Abi sen ne yapıyorsun Mbappe ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ver bakalım Neymar'a. Hücumu oynayalım biraz. Evet. Evet. Abi Gabriel Batistuta çok ağır mı kaldı? Bana mı öyle geldi? Şöyle bir de. Ama işin tek sevdiğim yanı ne biliyor musunuz?
Oyuncuların hepsi defansa da geliyor. İlk yarı bitti, ilk yarı bitti, ilk yarıda gol yok. Gol atılmasına izin vermedik, gol de atamadık çünkü defansa yoğunluk verdim. Ya şimdi şöyle, oyuncular da defansa geliyor, gelmiyor değil tabii ki de. Yani sevdiğim yanı o zaten. Defans yok, oyuncuların hepsi defansa geliyor. Ve defans özelliği olarak iki tane oyuncum var. Bir Kostorikusta, bir de Dixon. Şimdi bunların biri de sağ bek, biri de sol bek. Yani. Şimdi ikinci yarıya da başlayacağız. Evet hocam, ikinci yarıda başladı şöyle. Harry Kane'le başladı. Galiba oyuncu değişikliği yaptı. Şöyle Harry Kane'i geçirtmiyoruz. Geçirtmiyoruz. Şöyle attık Mbappé'ye, verdik. Abi. Abi Çalım'ı niye öyle atıyorsun ya? Hadi sende Marsilya dönüşü yok. Anladık. Sende çaptırna mı yok? Rakip geliyor, çok etkili geliyor. Abi var ya. Helal olsun mu diyeyim? Ne diyeyim bilmiyorum. Bir gol bulduk kalemizde. Şöyle abi aldık mı? Rafael Leao yanlış. Evet, biraz önce gol atan da Rafael. Abi ne oluyor bu maçta ya? Oğlum bassana. Ha? Ya Bacu basmıyor ya. Değişiklik mi yapsak? Ne yapsak yani? Ben değişiklik yapmayı da sevmiyorum. Yanımda biraz Guardiola'ya benzer ama. Ya kaçacağı yerde ne yapıyor? Bak. Hadi git 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 git. At bakalım Rumin. Oo. Güzel orta, güzel kafa. Batistuta'dan geldi. Ben Rumin'i geç sandım ama Batistuta'ydı. Gerçekten de güzel gol attı. Şimdi 1-1 oldu. Şimdi bu dizilişimiz işe yaradığını nerede göreceğiz bilmiyorum ama umarım işe yarar. Çünkü bu challenge biraz zorladı beni. Bayağı bir zorladı. Bayağı bir zorladı. Şöyle yapalım. Abi nereye kadar? Nereye kadar? Hadi. Kaçsana oğlum ya. Kaç ya. Çok geç kaldı. Çok da geç pas verdik. Şöyle yapalım. Gelir mi? Geldi desin. Abi şut çekti. Ben gelmez dedim. Pürsüz oynuyoruz ya. O da biraz bizim için sıkıntı olabiliyor. Şöyle bir geri verelim. Son saniye golü olur mu diyeceğim ki yok. Maçı bitirecek zaten. Maçı bitirecek. Maç 1-1 sona erecek galiba. Dedim ki çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Abi alın işte oradan ne? Ya orta da açmak istedim ha. Ama dedim ki ne yani o kadar oyuncumuz var. Pas atalım en azından. Olmadı. Şimdi dizilişimiz bu şekilde. Defansız bir dizilişti. Yani bunu nasıl değerlendirdiğiniz yorumlarda yazarsanız ve videoyu beğendiyseniz birkaç yerinizden gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olursanız sevinirim. Şöyle oyuncu derecelendirmesine de baktık ama yani ben Neymar'la maç oynadığımız için onlar ilk üçte zaten şimdi Michael'da ağırlıklı kurtarışlar yaptığı için 6 dereceye kadar gelmiş. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.